Otobaks'tan herkese merhaba. 2010 model LCI versiyon dediğimiz 286 beygirlik versiyon. Otomobilin içinde hiçbir şekilde bir trim sesi yok. Kütüphane diyebiliriz. Bu otomobil gerçekten sessiz. Ekranda görebildiğimiz datalar, egzoz sıcaklığı, yağ sıcaklığı, su sıcaklığı, turbo basıncı, yazılım seçebiliyoruz, haritayı seçebiliyoruz. Otobaks'tan herkese merhaba. Bugün YouTube videolarının, özellikle otomobil kanallarının olmazsa olmazı yaz aylarında ülkemize gelen gurbetçi dostlarımızın, arkadaşlarımızın arabalarını illaki çekiyoruz. Biz de böyle bir şey yaptık. Oğuzhan arkadaşımız iki gündür misafirimizdi. Kendisinden rica ettik, dün kırmadı. Ufak bir tur attık, gazladık. Bugün yine kahvaltıda rahat bırakmadık, yemeğini yedirmedik. Dedik ki çekelim. Rica ettik, kırmadı bizi, çekeceğiz. Öncelikle hoş geldin Oğuzhan. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Oğuzhan Almanya'da Audi'de çalışıyor. Montajda kalite kontrol sorumlusu kendisi. Türkiye'ye standart yazlık tatiline geldi. Bu sefer gelirken böyle bir otomobille geldi. Hep güncel otomobiller çekiyoruz. İkinci el otomobil çok fazla çekmedik ama bu otomobil özellikle ülkemizde çok seveni olup çok merak edilen ama çok fazla sayıda olmayan, olanların da düzgün şekilde yapılmadığı, iyi yürüyemediği birkaç tane ender örnek var. Onları ayrı tutuyorum. Nadide bir otomobil. 535 dizel. Şimdi Oğuzhan, bu arabayı sen nasıl aldın? Ne yaptın? Bize kısaca bir anlatır mısın? Şimdi bu arabanın hikayesi şöyle. Geçen sene bizim bir müşterimizin arabasıydı bu. Kendisi şanzımanla bir sıkıntı yaşadı. Tribün problemi vardı. Evet. Sağını solunu kontrol ettik. İşte tamirinden bahsettim bana. Kendisi de zaten uzun süre bu arabayı kullandığı için elinden çıkarmak istedi. Bayağı masraflı olduğu için. Ben de işte jackpot çıktı. Biz arabayı direkt arkadaşımızdan aldık. Tanıyoruz, bildiğimiz araba. Bildiğiniz araba. Güzel araba. Önemli olan zaten otomobilin bilinmesi. Şu an 110 bin kilometrede. Üzerinde sandık motor var herhalde. Evet. Şanzıman sıfır. Sıfır. Komple bütün eksiklikleri giderilmiş. Ayrıca yapılabilecek her şey yapılmış. Şimdi değineceğim tek tek. Yani ben söyledikçe vay bu da mı var, vay bu da mı var diyeceksiniz. Otomobil zaten kondisyon olarak acayip diri. Hani 535'ten ayrı baktığımız zaman da çok güzel bir E60. Dolu bir E60. Şimdi Oğuzhan arkadaşlarıyla yine kendisi yazılım, mekanik, kaporta olarak böyle toplanıyorlar. Kendilerine, yakın çevrelerine böyle butik otomobiller yapıyorlar. Bu da Oğuzhan Audi'de çalışıyor olmasına rağmen kendine yaptığı güzel bir otomobil. Şimdi bu otomobil 2010 modeldi değil mi? 2010 model. 2010 model, LCI versiyon dediğimiz 286 beygirlik versiyon. Şöyle bir etrafında kısaca bir tur atalım. Yine LCI olduğu için ön taraf makyajlı. Farlarımız aktif, viraj farları var. Xenon, Frankfurt 19 inç jantlar. Önler 245-19, arkalar 275-19. Pirelli P0 lastiklerimiz var. Yine üzerinde EBC Yellowstaff balatalar var. Orijinal frenleri bulunuyor. Çok güzel bir rengi var. BMW'ciler bu rengi bilir. Şöyle güneşte göstereyim. Carbon Schwarz dediğimiz. Gölgede siyah. Güneş vurduğu zaman simleri parlayınca lacivert bir otomobil. Egzoz orijinal. Jantlar Oğuzhan, Almanya'da da bu ara popüler olan M5 jantları diyorsun. Aynen. Ama M5 jantları herkeste olduğu için bu otomobilde yani biraz çiğ duracaktı. Farklı bir şey yapalım dedik. Frankfurt takalım dediniz. Frankfurt'u da olduğu gibi takmak yerine gunmetal yaptınız. Arabanın rengiyle de çok uyumlu olmuş hakikaten. Evet. Türkiye'deki E60'larda göremeyeceğimiz bir özellik. Gece görüş sensörümüz. Aktif kruz kontrolümüz. Yine burada bazı otomobillerde bulunuyor. Head-up display'i. Oldukça güzel çalışıyor zaten. Motorumuz M57, D30, TÜ2, top. Aynen öyle. M57 sıralı 6 silindir BMW'nin dizel motoru. Hepsi M57 ailesinin turbolu ve intercooler'lı. D30 dizel 3 litre. TÜ2 technical upgrade. Aynen. İkinci serisi top dediğimiz en üst bu alüminyum bloğa sahip motorlar. M57'lerin hepsi dökümdür. Top olanları hem eski 535 dizellerde hem de LCI 535 dizellerde alüminyum bloğu. Evet. Alüminyum bloğu BMW'ciler pek sevemedi ilk çıktığı zamanlar ama. Maalesef öyle ama sonradan işte. Sonradan gücünü, kalitesini anladılar. Şimdi bu motoru ne yaptık? Alt tarafında, bloğunda herhangi bir şey yapmadık. Blok komple orijinal kaldı. Evet. İçinde bir değişiklik yapmadık. Evet. Şöyle bir araya gireyim. 535 dizellerin 530'lardan farkı, pistonları motor içi
komple forgettir arkadaşlar. Evet. Türkiye'de toplananların kırıldıktan sonra merdiven altı yazılımla toplanan otomobillerin yürümemesinin sebebi de budur aslında. Çünkü çok yüksek basınçlara çıkıyor otomobil. Çok sağlam. Hatta benzinle de TÜJZ neyse dizelde M57 D30 TÜ2 odur arkadaşlar. Evet. Şu anda motorumuza yapmış olduğumuz parçalardan, upgrade'lerden bahsedelim birazcık. İlk başta en önemlisi zaten turboları upgrade yaptık, hibrit turbo olarak. Turbolarımız K26, K9 BorgWarner turbolar. Evet. İkisi de biliyorsunuz bir küçük bir büyük turbo var. Biri altlarda, biri üstlerde basan. İkisi aynen. De hibrit yapıldı. Sadece büyüğü hibrit yapıldı. Sadece büyüğü hibrit yapıldı. Aynen. Çünkü küçüğü çok fazla ellemedik. Alt devirlerde zaten gayet canlı otomobil. Aynen öyle. Onun haricinde rail pompası değişti. Yakıt pompası eski 535 dizellerde R90 pompa çıkıyor. Yenilerde R70 pompa aynen. Çıkıyor. R70'lerin basıncı biraz düşük olduğu için modifiye etmek isteyenler öncelikle eski R90 pompayı takıyorlar. Evet. Normal 530'larda, 520'lerde M57 blokta enjektörler normal bildiğimiz dizel enjektörleri fakat bunlarda piezoelektrik enjektörler var. Biraz bakımı falan zor fakat daha yüksek dönemine göre basınçlara çıkabilen enjektörler. Bunlar da ne yapıldı sizde? Bunlar şimdi Almanya'da bizim Bosch'un bayisinde çalışan bir arkadaşımız var. Daha doğrusu orası kendisine ait. Evet. O bu işlerle ilgileniyor. Biz enjektörleri ilk başta ölçtük. Evet. Bu geri basma pompasından ne kadar çıkıyor diye. Hepsi aynı ayarda mı? Evet. Ayarsızlık vardı onlarda. Söküldü, gönderdik. Komple baştan aşağı hem elektroniği hem uçları tamir edildi. Sıfır gibi yapılıp bize geri gönderdi. Sonrasında uçlarını da biraz büyüttünüz. Aynen daha öyle. Fazla yakıt gönderebilmek için, püskürtmesi için. Evet. Ondan sonra yerine yerleştirildi. Başka Piper Cross hava filtremiz var. Aynen öyle. Wagner'in daha büyük intercooler'ı var. Giriş hava sıcaklığını düşürmemiz için. Evet. Ki otomobil gerçekten yolda yürürken de oldukça düşük sıcaklıklarda çalışıyor. Dün hava 35 dereceydi. Bizim intake sıcaklığımız 40-42'yi geçmedi. Aynen. 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 Evet, oldukça serin, avantaj. Yani çok sıcak havalarda bile oldukça serin çalışabiliyor. Evet. Kaput altı için şöyle şu detayı göstermem lazım. Burada altın plakalı amyant bir bez gibi bir şey var turboların üzerinde. Şu an o hortumları sadece şuradan görünüyor ama arkaya giden bütün bölümlerde tamamen komple onunla kapattık. Ki ısıdan dolayı bayağı koruyor. Hem havanın da soğuk olması bir avantaj oluyor. Hı-hı. Zaten BMW'lerde turbo, egzoz bu tarafa toplanır. Kalan evet. Komponentler öteki tarafa alınır. Aynen. Ki gördüğünüz gibi şöyle bir bakımdan sonra takılan yaka kartı benzeri bir şey de burada gönül rahatlığıyla durabiliyor. Yanar mı, kokar mı bu tarz işlere girmeden. Şöyle içini bir kısaca göstereyim. Zaten E60'ın içini bütün Türkiye biliyor artık. Çok fazla anlatacak bir şey yok. Zaten iç mekanda koltuklar, trimler, deriler, kullanılan malzemeler oldukça kaliteli. BMW'ciler bu derilerin kokusunu zaten çok iyi bilirler. Bu otomobilde hem düşük kilometreli olmasından dolayı hem gayet bakımlı olmasından dolayı oldukça iyi. Büyük ekranımız var. LCI 535 dizellerde gelen Cobra vites var. Şurada çok güzel bir ekranımız var. Buna yolda yine değineceğim. Buradan otomobilin bütün verilerini görebildiğimiz güzel bir ekran. Oğuzhan yolda bize bunu da anlatacak. Zaten otomobilin arkasını, bagajını falan göstermeye gerek yok. Bildiğimiz E60. Şimdi bir yola çıkalım Oğuzhan'la. Görelim, gazlayalım, bakalım nasıl gidiyor. Aynen öyle. Otomobilin içinde hiçbir şekilde bir trim sesi yok. Oğuzhan bagajını, arka koltukları doldurduğu için bize dedi ki otomobil çok yüklü, çok dolu. Hem yürümeyecek, ses gelecek ama yani kütüphane diyebiliriz. Hani herkes diyor kütüphane diye de bu otomobil gerçekten sessiz. En güzel özelliği benim hiç beklemediğim 6 silindir bir dizel olmasına rağmen sesi içeriye çok güzel veriyor. Hatta dışarıdan o kadar bir motor sesi de duymuyoruz. İçeri verdiği motor sesi muazzam. Umarım videoda bu da belli olacaktır. Şimdi yola çıkmadan şu ekrandan biraz konuşalım. Bu ekranı Oğuzhan'ın arkadaşı kendisi custom olarak yapıyor. Aynen. Üzerinden görebileceğimiz şu anki ekranda görebildiğimiz datalar egzoz sıcaklığı, yağ sıcaklığı, su sıcaklığı, turbo basıncı. Aynen. Oradan yazılım seçebiliyoruz, haritayı seçebiliyoruz. Her şekilde ayarımızı yapabiliyoruz. Yani kendin ne görmek istiyorsan zaten arkadaşımız mühendis buna göre tasarladı onu. Hı hı. Şu anki ekranımızda mesela egzozun ısısını,
yağını, şanzımanın ısısını, boost olarak işte çektiğimiz havayı, hava, basıncı, iat havasını, aynen, motor devrini. RPM bölümü de görünüyor burada. Gittiğimiz hız, şu an turbonun barı da burada yazıyor. Evet. Saniyesine göre yani bu çok iyi anlık ölçüyor. Veriler anlık geliyor. Aynen. O geliyor. Onun haricinde şu, buradan devam ettiğimiz zaman motor haricinde direkt şanzımanın torkunu ölçebiliyoruz. Evet. Onu da gösteriyor bize. Burada tamamen yanal güçleri, G-force falan görebiliyoruz. Rail basıncı, tamamen hepsi. Pompa yazıyor. Basıncı, hepsi var. Yani çok fazla veriyi bulunduran bir ekran. Ayrıca bu otomobilde şimdi iki tane harita yüklü üzerinde. Bir tanesi günlük kullanımda, sakin sakin şehir içi kullanımlarda kullandığımız 310 beygir civarı bir güç veren soft yazılım. Evet. Sport tuşuna entegre etmişsiniz herhalde ikinci haritayı. Evet, öyle demiştin. Rahat olsun diye. Aynen. Sport tuşu, hiç herhangi bir bilgisayar bağlamadan, bir şey yapmadan buradan sport tuşuna basarak otomobili ikinci haritaya alıyoruz. Şimdi Oğuzhan Türkiye'ye gelirken yollarda Sırbistan, Bulgaristan taraflarında da özellikle alacağım yakıtların kalitesine, Türkiye'de de alacağım yakıtların kalitesine güvenemediğimden dolayı biraz soft bir yazılımla geldim dedi. Yani en fazla bizim dün yürüdüğümüz 400 beygir civarı bir güç üretiyordu. 400 beygir civarı. Şu anki ikinci map'teki yazılımımız yaklaşık 440 beygire kadar çıkıyor. 800 tork. Evet. Onun haricinde işte istediğimiz zaman, yani mesela Almanya yapacak olduğumuz zaman o yolculukta da aynı şekilde aynı map'i kullanacağız. Döndüğümüz zaman tamamen bir bakımdan geçecek araba. Ondan sonra oran şartlarına uygun bir şekilde turbolarımız zaten 550 beygire kadar izin veriyor bize. Evet. Etanol pompasını da takarak bu yolda yürümeye çalışacağız yani. Otomobil şöyle arkadaşlar, dün biz yürüdük biraz. Motor sıcaklığı, yağ sıcaklığı o kadar basmamıza rağmen su 96'yı, yağ 106'yı geçmemişti. Ki otomobil 2.9 bar basıyordu o sırada. Bir 100-220 yürüdük, 60'a düştük, 200'e çıktık, 100'e düştük, 220'ye çıktık falan. Bayağı şey yaptık. Şu an yol kalitesi çok kötü olduğu için burada basmıyorum. Birazdan daha düz bir yere çıkacağız. Orada yine göstereceğiz. Otomobilde dizel partikül filtresi iptal dedin. Evet. Katettiğimiz iptal. Katımızda iptal. Orta susturucu ve son susturucu Almanya'da trafikte bu otomobilin rahat rahat gezebilmesi için olmak zorunda zaten. Evet, evet. Yani dediğim gibi ne kaput altından ne egzozdan gram ses gelmiyor. Kimse bu otomobilin hani böyle bu güçlerde bir otomobil olduğunu anlayamaz. Oğuzhan motoru 3 ay gibi bir sürede topladım diyor. Zaten motoru topladıktan sonra da direkt Türkiye turuna çıktı. Yani Türkiye'de ne olur? Otomobili toplarsınız, bir çıkarsınız yola, hortum çıkar geri. Toplarsınız, çıkarsınız, bir yer kırılır geri. 3-5 ayda araba ancak kendine gelirken Oğuzhan arabayı yaptığı gibi Türkiye turuna çıktı. 12 bin kilometredir bu otomobile sorunsuz biniyor şu an. Böyle de güven veren bir şekilde gidiyor. Öyle sağlıklı toplanmış, öyle sağlıklı gidiyor bu otomobil. XHB'nin şanzıman yazılımı var. Vites geçişleri muazzam. Bir 6'dan mesela 3'e düşelim. Devri görün nasıl düşüyor. Şimdi mesela düştük. Yani yukarı doğru vites atmaya başladığımız zaman acayip hızlı değişiyor vitesler. Hem düşüşte hem yükselişte. Oldukça hızlandırıyor. Tork konvertörlü bir şanzıman olmasına rağmen yani neredeyse çift kavramlılar gibi vites atıyor. Evet. Bu yazılım bu şanzımanı uçuruyor diyebiliriz. Şimdi istersen önümüz açıkken bir basalım. 100 gibi. 4. vites. 2500 devir. Yeter, bu kadar yeter. Ya dizel bir araba daha ne gitsin? 3 litre bile olsa dizel araba daha ne gitsin? Şu an herhalde E39 M5 ayarında yürüyordur. Yani ona yakın olabilir, evet. 100-200 süresi ölçtünüz mü hiç? 100-200 süresi ölçtük biz bunda. İlk başta yaptığımız MAP3 yazılımla beraber yaklaşık 497 beygir vardı üzerinde. Evet. 8.7 saniyelik bir süremiz vardı. 100-200 süresi. 100-200. Çok güzel bir süre. Fakat onu da sağlıklı bir şekilde kaldırabilmesi için mecburen döndüğümüzde etanol pompasını takmamız gerekiyor. Gerekli soğutma işlemlerinden dolayı. Aynen. Şu an mesela
yaklaşık 420 ile 440 arası sürdüğümüz için o saniyede tabii bir değişiklik olacaktır. Yani. Hava sıcaklığı şuradan gözüküyordur belki 30 derece. Intake sıcaklığımız 36 derece. Yağ sıcaklığımız 87. Su sıcaklığımız 88 oldu. Egzoz sıcaklığımız 250 derece. Bunlar muazzam değerler tabii ki. Bu havada, bu basınçta yürüyen bir otomobil için. Yani sonrasında yüklenmiş bir otomobil için. Zaten bu değerleri sağlayamamış bir otomobil olsaydı Oğuzhan da buna güvenip Almanya'dan buralara 12 bin kilometre yol gezmezdi bu yaz tatilinde. Aynen öyle. 535 dizeli nasıl kırarsın Oğuzhan? Valla 535 dizeli kırmak için cidden her şeyi yanlış yapmak lazım. Yanlış yakıt alacaksın, soğukken motora basacaksın veya farklı farklı faktörler, ama bunu uzun süre bir yapman lazım ki motor iyice patlasın, kırılsın. Bunun haricinde çok dayanıklı, çok güzel bir motor. Yazılımın doğru olması lazım. Yazılım en önemli şey bu arabada. Kalp ameliyatı gibi bir şey diyebilirim. Onun haricinde yani bozulması aslında imkansız bir motor gibi. Kullanmasını bildikten sonra hiçbir şey olmaz bu motora. Valla kullanmasını bilmeyi geçtim. Kullanması çok zevkli olduğu evet. Kesin. Oğuzhan'da bir tane de E92 335 evet. Benzinli var. O da 600 beygir civarlarında yürütüyoruz diyorsun. Evet. Arkadaşlar bizim otobana çıkmamız Almanya'daki motor sporları severlerin Nürburgring'e çıkmasından daha zor olduğu için sürekli oradasınız zaten. Evet, evet. Bu otomobilde çok fazla piste çıkmıyorsunuz sanırım. Bundan daha önce hiç çıkmadım piste. Daha önce hiç çıkmadın. Evet. Nasıl söyleyeyim, şöyle bununla da çıkabiliriz piste, fakat ama hani konfor açısından dolayı pek fazla verimli olmayabilir bu araba pistte. Ondan dolayı E92'nin daha çok güç gösterisini sergileyebileceğini düşünüyorum pistte. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de piste çıkan otomobillerde olmayan şeyler var. EBC Yellow Staff balatalar var bu otomobilin üzerinde. Pirelli P0 lastikler var. KW coiloverlar var üzerinde. Yani piste çıkmıyoruz dediğimiz otomobille Almanya'da biz böyle geziyoruz diyor Oğuzhan. Tabii imkan olunca evinizin arka bahçesindeki fabrikada üretilen süspansiyon olunca böyle oluyor durumlar arkadaşlar. Türkiye'de tabii biraz şimdi kurlara falan dolara, euroya girmeyeceğim. Bunlar tabii ki biraz daha güç, özellikle günümüzde. Ama dediğimiz gibi yani piste çıkmayı düşünmediğiniz bir otomobile bile KW takıp gezebiliyorsunuz. Otoban sürüşlerinde zaten muazzam. Hacimli olmasına rağmen BMW dizellerde uzun süre top speed gitmek biraz sıkıntı oluyor turbolardan ötürü. Şurada bir şey gösterebilir miyim? Tabii. Mesela şu an az önce yapmış olduğumuz hızda kaydedilmiş olan değerler burada. Evet. GPS üzerine ölçülen hızımız 224 km hız yapmışız. Evet. Şanzımanın getirmiş olduğu 775 tork, 400 beygir. Turboların basıncı da 2.85 2.85 var basmış. 4000 RPM'de bu güce ulaştığını gösteriyor. Evet. Yani gaz pedalımıza bastığımız oran, egzozun ısısı evet. Gayet hepsi normal bir şekilde. Egzoz 680 dereceyi aynen. Geçmemiş. Giriş hava sıcaklığımız 66 dereceyi geçmemiş. Aynen. Yani demek istediğim şu anki yazılıma göre aslında bu arabanın hani getirdiği değerler çok güzel. Gayet ideal. Buradan görebildiğiniz gibi rail'in basıncı normalde pompayla birlikte 2500 bara kadar çıkabiliyor. Büyük pompamız olduğu için. Şu anki yazılımdan bize izin verilen sadece 1800 bar. Buradan da az çok hesap edilebilir. Yani tamamen Ne koydu? Şöyle otomobil zamanına göre oldukça fazla basıyor. Eski 535 dizeller 1350 bar basıyorken bunlar 1600 bar basıyordu. Bu piezoelektrik enjektörlerle. Bugün çok daha yüksek basınçlara çıkıyor zaten yeni enjektörler, ama dönemine göre yine 2500'leri görebiliyor olmak bu otomobilde oldukça güzel. Ki bu otomobil 13 yaşında bir otomobil. Üzerindeki teknoloji de yine 2000'lerin başına dayanıyor neredeyse. Yani böyleyken bu halde hala daha günümüzde güncel bir şekilde bu yürüyebilmesi oldukça güzel. Şimdi gelelim bizler için, Türk evladı için bu videonun en acı verici yerine. Oğuzhan, sen bu otomobili sorması ayıptır, kaça aldın? Şimdi bu arabanın piyasası normalde Almanya'da şu anki şartlar altında, şöyle söyleyeyim, hani araba piyasasından almak istersen 15 ile 20 bin euro arası. Evet. Sen çıktı. Motor şanzıman hasarlı aldığın için daha uygun aldın. Ben daha uygun aldım onu. Evet. Hani baya uygun aldım. Tamam. 10 bin euronun altında bir rakama aldın. Evet. Ne kadar harcadın? Toplam içine yapmış olduğumuz masraflar, bunun içinde işte az önce saydığımız bütün parçalar var. Yani yaklaşık bir 6,5-7 bin euro yaptık biz bu arabaya masraf. Yani 15-20 bin euro civarında bir şey oldu. 20 bin euroyu geçmediğini söyleyebiliriz. Evet. Evet. Yani. Aynı şekilde öyle. İkinci can alıcı nokta. Bu otomobilde en fazla kaç gördün top speed? Top speed
bu arabanın şu an bu 250'de kapatması firmadan çıkışlı var zaten. Evet. İlk yazılımı attığımızda Map 3 ile birlikte GPS log sürüşü yaptık yanımızdaki arkadaşlar. Evet. Tamamen gördüğümüz hız 306 km/h. Evet. Bunu kaldırabilirsin veya kalabilir ama bu arabada yani bu arabanın motorunu patlatmamak için veya zarara uğramamak için genelde tavsiye edilen şey 270-280 üzerine çıkmamak. Yani. Ama gidince de gidiyor yani bu arabanın 310-315 gidenleri de bayağı oldu. Evet. Yani bilinçli olunca böyle oluyor. Arkadaşlar hani ben bastıkça basayım, turbo ne verdiyse basayım, yolda otomobil ne kadar basıyorsa basayım gibi bir şey yok. İllaki sorulacaktır. Bu otomobil kaç yakıyor? Şu anda bu arabanın ortalama yakıtına kendimiz bakabiliriz. Yani sıfırlamıştık zaten yola çıkmadan. Yarı depodan biraz daha fazla depomuz var. 460 kilometre gösteriyor bize. Ki bu daha çok tasarruflu bir şekilde geliyor normal sürüş şeyimizde. Ortalama yakıtımız şu anda 8.6 litre. 8.6. Bunun içerisinde senin bu turda bir 300 denemelerin var. Tabii. 200 üzeri hızların aynen, var. Aynen. Şehir içi sürüşlerin var. Evet. Yani komple bir 12.000 kilometrenin karması diyebiliriz aynen, buna. Öyle. Yani düşündüğünüz gibi öyle 300 yapan bir otomobil 15-20 litrenin altında yakması hayaldir. İşte böyle bir motor olunca üstünde hayaller gerçek oluyor. Şimdi bir kaput altına bir de egzosuna bir sesini dinletmek istiyorum tamam. Size. Çok çünkü pamuk gibi çalışıyor evet. Otomobil. Onu illaki göstermemiz göstereyim, lazım. Tabii ki. Şimdi şu an Rolanti'de otomobil. Normal bir dizel. Şu an kimse zaten 400 beygir diyemez bu otomobile. Evet. Biraz bir gaz verelim. Yani... Yine dediğimiz gibi bu otomobil 400 beygir bir otomobil gibi değil şu an. Bir de şeye geçelim, egzosuna bakalım. Dediğimiz gibi orta ve son susturucuları orijinal Almanya'da yürüyebilmesi için. Şöyle Rölanti'de ilk gazda ufak bir dumanı var. Yolda giderken duman sıfır. Ya, turboların sesi umarım geliyordur. Muazzam bir ses ya. Oğuzhan. Sesi de hoş, gidişi de hoş. Sesi de hoş, güzel, gidişi de hoş. Yani. Duruşu hoş. Otomobil ayarsız değil arkadaşlar. Şu an bagaj, arka koltuklar falan öyle yüklü ki hani içini çekmek istemiyorum. Üzüm kasası sandığı görmüştüm ben önce. Hiç oralara girmeyelim. Yani arkası o yüzden biraz fazla basık. Oğuzhan'la daha iki gündür tanışıyor olmamıza rağmen konu otomobiller olunca hemen kaynaşıyor tabii insanlar. Kendisi de zaten oldukça sıcakkanlıydı. Bize gayet dost canlısı davrandı. Hani gurbetçi deyip de böyle soğuk uzak durmadı kesinlikle bize. Sağ olsun. Burada herkesin önünde tekrardan teşekkür ediyorum. Böyle nadide bir otomobili bu kadar güzel, bu kadar sağlıklı, bu kadar kaliteli bir şekilde topladığı için de yine ellerine sağlık diyorum ama bu konuda otomobile toplanmasında yardımcı olan arkadaşlarıma da dedi bir emeklerinde teslim etmek istiyorum dedi. Kimlerle birlikte yaptınız? Bu konuda arabanın mesela %70'ini, %60'ını yardımcı olan bir arkadaşımız var. Gökhan Demir diye Almanya'da. Kendisi BMW'de ustabaşı oluyor. Yani. Kendi bölümünde bayağı iyi bir uzman. Yani. İçinden tut en ufak vidasına kadar adamın bilgisi var. Bu konuda bize çok yardımcı oldu. Onun sayesinde yani bu arabayı buraya kadar getirebildik. Ayrıca bu arabanın yazılımını öğrenmek isteyenler, kendisinin ismi Aşır Şenoğlu. AS Performance diye geçiyor Avrupa'da. Yani kendini birçok yerleri var. Türkiye'de de yer açmayı düşünüyor. Bunların linklerini zaten veririz. Ayrıca Oğuzhan'ın Instagram hesabını da vereceğiz. Yine bu otomobillerle, Audi'lerle ilgili sormak istediğiniz her şeyi ben diyor seve seve cevaplarım diyor. Yardımcı olurum diyor. Aynen öyle. Zaten iki gündür ben sorularımla kendisini yıldırdım artık. Sağ olsun hiç yılmadan o da cevap verdi. Evet. Yani demek istediğim tek başına böyle bir arabayı toplamak tabii ki mümkün. Fakat ama sağında solunda çevrende sağlam adamlar olduktan sonra daha güzel bir proje haline getirebiliyorsunuz böyle bir arabayı. Ondan dolayı arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum buradan. Bu projeyi tamamen birlikte tamamlayabildiğimiz için. Biz de sana tekrardan teşekkür edelim herkesin önünde. Videomuzu burada kapatalım. Otobox'tan bu haftalık bu kadar. 535 dizelle birlikteydik. Biraz eski kafa, eski teknoloji günümüze uyarlanmış. Bugünün otomobillerinden kesinlikle yavaş değil. Her şeyiyle, donanımıyla, konforuyla, sessizliğiyle, gidişiyle, duruşuyla, dönüşüyle oldukça üst düzey bir otomobil. Hala da bir premium otomobil olduğunu her şeyiyle, her noktasıyla, her hareketiyle hissettiriyor. Yine dediğimiz gibi Oğuzhan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
haftaya başka bir otomobille görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin. Videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yine bu otomobille ilgili sorularınız olursa da aşağı yorumlara yazın mutlaka. Hem ben hem Oğuzhan elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.